Okay. Arkadaşlar merhaba. Ben Neslihan. Bugün yoga yapacağız. Tibet yogası yapacağız. Gülselcim sesini kapat lütfen. Sonradan katılanlar genelde herhalde ses açık geliyor. Kendileri kapatırlarsa otomatik olarak şeye galeri view şeyden galeri değil de speaker view'e direkt olarak kalıyor. Konuşan kişi ekranda kalıyor. Ya da pin yapabilirsiniz eğer göremiyorsanız. Bugün Tibet yogası yapacağız. 3 tekrarlı ve onun öncesinde ısınma. Isınmalarımızı da ayakta başlayacağız. Ben ekrana biraz daha yakın olmak için aşağıda sizin de bu şekilde görüntüyü biraz daha sağlamak açısından. Şimdi eğer hazırsanız karnınız, daha önce belirtmiştim herhalde, karnımız aç olsun ya da aç değildir, tok değildir umarım. Aç, dolu değilsinizdir. Ve o şekildeyken hazırsak, kendimizi iyi hissediyorsak niyetli bir şekilde kalkarak, ayağa kalkarak başlayacağız. Evet, ben şöyle ekranlarımı yanıma alayım. Uzaktan görüntü olmuyor. Ve sizleri de ayağa çağıralım ya da ayağa kalkalım hep birlikte. Evet. Bir dakika. Ben ekranı şöyle kendimi bir ayarlıyorum. Evet. Ekran görüntümüz görülüyor muyum? Sesim geliyor mu? Bir parmak işaretiyle evet derseniz. Evet, tamam. Ekrandayım, görünüyoruz. Hep birlikte ayağa kalktık. Ve burada ısınmaya başlayacağız. Isınmalarımız boyun bölgemizden sırt, ön bölgesi, karın, kalçalar, bacaklar, topuklarımıza kadar bütün bölgeyi ısıttıktan sonra Tibet hareketlerimizi yapacağız. Bilen varsa onlar başlangıçta yaptıklarımız hareketler tamamen ısınmaya yönelik. Ve Tibet hareketlerimiz geldiği zaman ben zaten bildireceğim. Onları 3 tekrarlı yaptığımızı söyleyeceğim. Önce bir tanesini ben gösterip siz bakarken ben sizinle birlikte ya da siz 3 tekrarı yapmış olacaksınız. Önce bir gördükten sonra. Evet, ısınmaya başlıyoruz boynumuzu. Şöyle önce ayaklarımızı yere sağlam bir basalım. Hissedelim yerin gücünü, ayaklarımızın sağlamlığını. Biraz dik omuriliğimizi hissedip birkaç saniye rahat bir şekilde nefes al ver. Vücudunu, omuriliğini bir fark et. Ve sonra başımızı arkaya doğru omuzumuzun üzerinden, sağ omuzun üzerinden çevir ve bak. Arkaya doğru çeviriyoruz. Sağa ve sola doğru. Gittiği yere kadar zorlamadan, doğal halinde, döndüğü kadarıyla sağa ve sola doğru çevirip bakalım. Ve göz kaslarımızı da arkaya gidip bildiği kadar arkaya doğru bakmaya çalışalım. Evet, ortaya geldik. Bu kez öne doğru eğiyoruz. Biraz yukarıya doğru kaldır. Aşağıya bak. Ve gökyüzüne doğru. Vücudumuz dik, omuzlar sabit. Sadece baş oynasın zorlamadan. Ve vücudumuzu dinleye dinleye. Evet, ortaya geldik. Ve bu kez de sağ omuza doğru düş. Tüm başımız ve sol omuza. Sağa ve sola doğru büküyoruz. Esnetiyoruz boynumuzu. Ve sağ tarafa geldiğimizde nazikçe tutuyoruz bu başımızın üzerinden. Aşağıya doğru kolumuzu sarkıtalım. Omuzla boyun arası güzelce açılsın, hisset. Evet, parmaklar gergin aşağıya doğru. Uzatılmış bir şekilde bakıyor. Ve boynumuzu bir müddet bu şekilde tutarak birazcık gerilmesine, açılmasına. Varsa orada sıkışmaların uzamasına yardım ediyoruz. Eğer tarafı diğer tarafa doğru büktük. Tekrar tut başını ve kolumuzu sarkıttık. Evet. Oh, çok güzel. Ve şimdi başımızı önce aşağıda yarım ay şeklinde çevireceğiz. Öncelikle hiç kaldırmayadan önce sağ omuzu bük, göğsün üzerinde yuvarla sola doğru gelsin. Ve kalkmadan tekrar geldiği yönden geri çeviriyoruz. Bunu yaparken arkadaki boynunun arkasındaki hisleri de bir fark et. Çevirdikçe, öne düştükçe nasıl bir his var? Gerilmeleri, açılmaları hissede hissede birkaç kez yuvarla. Evet, yarım ay şeklinde çevirerek açılsın, esnesin. Sırtımızdan, boynumuzdan gelen o gerilmeleri fark ederek zorlamadan, doğal halinde, doğal akışında ve şimdi aynısını arkası için yapalım. İki omuz arasında boynumuzu çeviriyoruz. Zorlamadan olsun lütfen. Arkaya doğru atmayalım. Kendi gittiği yere kadar duvarlıyoruz.
Sağ ve sol omuz arasında. Sanki arkada bir yarım ay çizecek bir şey var, onu çekiyorsun ya da onun üzerinden yuvarlıyormuş gibi hisset. Evet, şimdi çıtır kıtır sesleri gelmiştir belki. Yuvarlıyoruz tam bir yuvarlak olarak. Aşağı, yukarı, sağa, sola. Başımızı çevirelim. Güzelce bir yuvarlayalım. Ve ters tarafa doğru yuvarlıyoruz. Evet, bunu yaparken boynumuza nazik olalım. Ve yavaş gerekirse, yavaş gerekirse hislerini fark ederek, varsa bir his onu dinleyerek yapalım. Ve aşağıya doğru, öne doğru bakarken başımızı aşağı sarkıttık. Göğsümüzün üzerinde dik bir omuz aşağıya doğru bak. Belki ayaklarını görüyorsun, belki yeri gördün, birkaç saniye dur orada. Nefesini fark et. Gözlerini belki kapatmak istedin. Ve yavaşça kaldırıyoruz başımızı. Açtık gözlerimizi kapalıysa. Ve aydınlık, birazcık boynumuzun rahatlığını hissediyoruz. Omuzlarımızı şöyle bir silkeleyelim. Evet. Biraz önce başımızı çevirirken boynumuzdan düşen herhangi bir sıkıntılar, oradaki sıkışmalar varsa onları da silkelenerek atalım. Süper. Evet, burada bir boğaz nefesi yapacağız. Boğazımız için çok iyi gelecek bir nefes yapıyoruz. Omuzlarımızı kulaklarımıza doğru kaldırdık. Başımız aşağıya indi. Ve burada bir nefes alıyoruz. Alabildiğin kadar zorlamadan, sadece alabildiğin kadarıyla doldurduk nefesimizi, ciğerlerimizi. Tut birkaç saniye bu nefesi eğer mümkünse. Tut, tut, tut. Ve ah diye omuzları silkeleyerek bırakacağız. Ah çeker gibi. Birden ah değil de böyle ah yapar gibi. Bir daha yapalım. Omuzlar yukarı, baş aşağı. Nefesi doldur. Birkaç saniye tut. O ciğerlerinin kapasitesini full dolmuş bir şekilde hisset dolduğunu. Tut, tut, tut. Süper. Omuzları bir kez daha silkeliyoruz. Bir kez daha hoplatıyoruz. Evet. Harikayız. Şimdi kollarımızı yukarıya kaldıralım. V gibi hafif açık, tam dümdüz değil. Hafif açık V şeklinde yukarıya doğru kalksın. Avuç içlerimiz gergin. Yukarıya doğru bakarken arkaya doğru rotasyonlar yapıyoruz. Arkaya doğru dönüyoruz. Vücudumuzun göğüs kısmını çevirip bakıyoruz. Başımız, göğsümüz ve avuç. Kırıla göğüs kafesinin dönüşüyle birlikte kürek kemiklerinde hissediyoruz yavaş. Ve sağa ve sola doğru rotasyonlar yapıyoruz. Burada bacaklarımızın bir tanesi yerde sabit dururken diğerine bizimle birlikte dönmesine izin verelim. Sabitleştirerek onların herhangi bir zorlanmasına izin vermeyelim. Evet, döndüğümüz tarafa doğru bacağımızın bizimle birlikte dönmesine izin ver. Ve arkaya doğru gittiğinde bir bak, kürek kemiklerine doğru bir itele ve hisset o bölgenin kendi kürek kemiklerinde nasıl derinliklere doğru girdiğini. Evet, şimdi bir tık aşağıya kollarımız, omuzlarımız bir tık ya da omuz hizasına geldi. Aynı şeyi yapıyoruz bu kez de. Bölgemiz, kürek kemiklerimizin uzun bölümleri, üst kısmından daha çok orta kısımlarına hedefliyoruz. Evet, çok güzel. Ve şimdi bir tık aşağıya doğru hafif gergin. Kollarımız gergin bir şekilde sağa sola doğru rotasyonlarımızı yapalım. Çeviriyoruz. Evet, hafif arkaya doğru gittiğin zaman kürek kemiğinin arkaya, etle kemiğin birbirine çarptığını, dokunduğunu hisset. Evet. Ve şimdi kollarımızı tamamen serbest bıraktık. Demin gergin tutuyorduk. Onları tutuyorduk. Şimdi tamamen serbest. Ve hareket belden gelsin. Demin yukarıdaki göğüs kafesimizden çeviriyorduk. Şimdi tamamen belden gelen bir dönüşlerle. Sağa ve sola doğru dönüşümüzü yapalım. Her döndüğümüz tarafa doğru ellerimiz nereye denk gelirse, ne kadar dönüyorsa çarpıyoruz, çatlatıyoruz, uyandırıyoruz. Bunların bir tanesi omuzuna, evet, diğer kalçalara, bele. Süper, harikayız. Ve şimdi kollarımızı açıyoruz. Omuzlarımızdan tekrar kol bölgelerimizi ısıtmaya geldik. Kollarımız aşağı doğru avuç içlerimiz bakarken avuç içlerimizi omuz başlarımızı çevirerek yukarıya doğru gidebildiği yere kadar çeviriyoruz ve tekrar ters tarafa doğru gidebildiği yere kadar çeviriyoruz. Sanki bir şey vuruyormuş gibi aşağı ve yukarıya doğru çevirerek
Burada nefesi de katalım içine çevirirken yukarı yavaş işlerim. Al nefes. Aşağıya doğru giderken ver. Ve veriyoruz. Bıraktık. Şimdi ellerimiz önümüzde, göğüs kafesimizle birleştirelim. Göğüs kafesimizde olsun tam. Tam göğsümüzün önünde, ne çok yukarıda ne çok aşağıda. Tam kollarımızın hizasında, omuz hizamızda. Buradaki avuç boşluğunu sıkıyoruz. Avuç gücümüzle, kol güçlerimizle mi bırakıyoruz? Avucumuzun içindeki o sanki bir top var. Onu sıkıyormuş gibi sık ve bırak. Evet, bunu yaparken nefesle yapalım. Her sıkışta al nefes ve bırak. Bir kez daha. Ve son kez sıktığımızda avuç içlerimiz yukarı doğru bakarken topumuz sıkılı. Bileklerimizden çeviriyoruz. Evet, bileklerimizi ısıtalım. Kendine doğru çevir ve dışa doğru çevirerek. Bük. Süper. Ve şimdi de dirsekleri itiyoruz sola ve sağa doğru. Omuzlar sabit. Sadece bir dirsek diğer dirseği itebildiği yere kadar, gidebildiği yere kadar gitsin. Arkasındaki o bağların uzadığını, her itişinde biraz daha böyle fark ettiğini göreceksin. Oradaki ligamentlar, bağları esnetelim, uzatalım. Biraz sonra kullanacağız onları. Süper. Ve şimdi ortaya geldi. Ellerimiz yukarıya doğru da uzanalım. Uzayalım gökyüzüne doğru. Kollarımızı açtık. Sağ kolumuzu bir sağ yukarıya doğru uzanıyoruz. İyice bir açılsın yanımız. Bir parmağımız yukarıya uzanmaya çalışırken diğer sol tarafımızı uzanalım bu kez de. Evet, ikisini birden gökyüzüne doğru kaldırıyoruz. Güzel bir nefes alıp uzadık, uzandık. Ve şimdi aşağıda bir sandalyemiz var. Hazırsak onun üzerine oturmak için nefesimizi alalım. Ve aşağıda sandalyene otur. Evet. Burada biraz oturuyoruz. Kollar arkayı gösteriyor. Gergin kalçalarımız, bacaklarımızın üst kasları çalışsın. Evet. Glutlarımız, kuadrisepslerimiz biraz ısındığını hissedelim. Sonra tekrar kalkıyoruz. Al nefes gökyüzüne uzanarak bir parmaklarını biraz daha uzağa götürmeye çalış. Nefesini doldur. Ve dinamik bir şekilde tekrar oturduk. Süperiz. Evet, çok güzel. Harika. Ellerimizi öne doğru uzatıyoruz. Nefesimizi kaldırmak istiyor. Biz oturmaya devam etmek istemişçesine orada kaldık. Bacak kaslarımızı hissediyor olduk biraz daha. Burada nefesimizi alıp hazırlanıyoruz. Al nefes ve kalkıp kalçalarımızı hem sık hem de şaplat. Evet, bir kez daha aşağıya otur. Nefesimizi alalım. Ve kalkıp sıklığını hissediyorsun, şaplatıyorsun. Burada da tekrar evet, manasana pozumuza, çömelme pozumuza gelelim. Özellikle kabızlığa, evet, bazı bağırsaklarımızın rahatlaması için çok iyi gelecek bu çömelme pozunda. Diz bacaklarımızı açabildiğimiz kadar açtık. Dirsekleri içine yerleştirip biraz oturup bekleyelim. Evet, buradaki hislerimiz, eğer bacaklarımız, ayaklarımız yerde, tam ikisini birden koyup oturamıyorsak ayaklarımızın altına ufak bir kitap koyabiliriz. O dengeyi bulmak için şu şekildeyse durumumuz. Ya da rahatsızlık oturmakta bir müddet, birkaç saniye duralım. İç bacakları bir hisset. Ve nefesini, vücudunun hislerini bir fark ederek duruyoruz. Hafif öne geldi vücudumuz ve topuklarımızı kaldırıyoruz. Önce sağ topuğu kaldıralım. Sonra sol topuğu kaldırıyoruz. Yerden hafifçe, belki birazcık, belki minicik. Nasıl kaldırabiliyorsam vücudunun kaldırabildiği kadarıyla topukları sağ tarafa ve sol tarafa doğru kaldırarak vücudumuzun alttaki ayaklarımızın altından akımların, kan dolaşımının başlamasına izin verelim. Evet, şimdi ikisini birden kaldırıyoruz. Hafif hafif topukları kaldırıyoruz. Belki birazcık parmak uçlarına doğru. Ne kadar kalkabiliyorsak. Evet, denge problemi varsa ellerini hafif hafif yere tutabilirsin bir parmağınla. Evet, of, kaflarımız güzelce ısındı burada. Ellerimizi yere koyup üzerine ağırlığımızı basarak kaldırıyoruz. Kalçayı gökyüzüne doğru, ayaklarımız açısına kendine göre belirle. Sağ elimi ortaya aldım, iki bacağımın ortasına. Ve nefesimi alıp gökyüzüne doğru sol kılımı kaldırıp bakıyorum gökyüzüne nefesimi verirken. Evet, yukarıya doğru bakabilirsin.
da aşağıdaki elini. Süper. Şimdi diğer kolumuzu aşağıya alıyoruz. Sol elimizi ortaya aldık. Nefesimizi alalım. Ve gökyüzüne doğru nefesimizi bırakırken kolumuzu kaldırdık. Aşağıya bakma tercihi ya da düz bakabiliriz. Evet, süper. Şimdi ikisini birden ellerimizi indirip birazcık esneyelim aşağıya doğru. Yalı yol kalktık dizlere kadar ve bırakıyoruz vücudumuz biraz esnesin. Sırttan, belden, kalçadan hafif hafif esnemelere kalkıp bırakıyoruz boşluğa vücudumuzu. Evet, birazcık belde, omurilikte, kalçada yarım yol kalk ve bırak kendini. Minik minik sallanmalara devam et. Sağa ve sola da git gel. Sağ bacağa doğru bir git, sol bacağa doğru git. Evet, çok güzel. Kollarımızı açıyoruz ayak boyunca. Ve yerdeki enerjileri ellerinle topla. Sanki bir top yaptın eline ve yavaşça omuriliğini hissederek kaldırıyoruz. Evet, yavaş. Kontrollü elimizdeki enerji topunu gökyüzüne doğru uzatmak için. Uzandık, gökyüzündeki enerjiyi de alıyoruz avuçlarımızın arasına. Avuçlarımızı dışa doğru çeviriyoruz. Dışarıdan avuçlarımızı yavaşça etrafımızda enerjileri kendimizi sarıyoruz. Etrafımızı sarıyoruz. Ve en altta birleştiriyoruz avuçlarımızı birbirine. Evet, bunun etkisini hisset kollarında, omuzlarında, bu aşağıda birleştirme işleminin bile nasıl bir etkisi olduğunu hissederek merkezden ellerimizi geçirip yukarıya doğru bir uzanalım. Ve merkezimizden yukarıdan nefesimizi alıp aşağıya doğru bütün çakralarımızdan o enerjiyi geçirerek ellerimizi karnımıza, alt kısmına koyuyoruz. Evet, burada birkaç saniye kendini bir dinle, vücudunu, hislerini, duruşunu, nefesini bir fark et. Biraz ısındık mı? Biraz fark ettik mi? Nefes biraz daha hızlı mı akıp girip çıkıyor? Nasıl giriyor? Nasıl? Nereden girip çıkıyor? Bir fark et bütün bunları. Ve şimdi karın nefesi yapacağız. Nefesimizi en alt bölgeye, karnımızın alt bölgelerine kadar alacağız. Karın nefesi yapacağız. Daha sonra da diğer nefesleri yapacağız. Öncelikle nefesimizi karnımıza doğru bir göndermek için nefesimizi karnımızın gitmesine, karnımızın şişip tekrar boşalmasına izin verelim. Girip çıktığını bir fark edelim ellerimizin altında. Evet, ellerimizin altında karnımız sanki böyle bir şey varmış da oynuyormuş gibi. Belki biraz abartarak. Çünkü normalde bu kadar hareketli olmaz. Hissetmeyiz bile onu. Evet, karnımızı dolduruyoruz nefesle ve tekrar boşalmasına izin veriyoruz. Ellerimizin altından girip çıktığını fark ederek aldığımız bu nefesi şimdi burnumuzdan sümkürür gibi diye vereceğiz. Evet. Eğer karıştırma durumu hissedersen, veriyor muyum, alıyor muyum, ne yapıyorum diye düşünürsen, hiç kafanda onu sorgulamadan ya da problem etmeden bir mendili sümkürürmüş hissiyle yaparak bu karnımızdaki havayı alıp her seferinde yaptığını hayal et. Evet, eğer o şekilde bir problem yaşıyorsan, yoksa normal durumda bu haldeyken nefesimizi karnımıza aldık ve burnumuzdan sümkürerek 10 kez verelim. Evet, burada nasıl hissettin? Karın kaslarının gelip çıktıkça nasıl bir histi? Birkaç saniye dinle duyularını, duygularını, karın kaslarını bir dinlenmeye izin ver. Birkaç saniye dur. Bir kez daha onu yapacağız. Onun için biraz zaman tanı kendine. Ve tekrar bir onun için hazırsak nefesimizi, karnımıza aldığımız nefesimizi burnumuzdan boşaltalım. Süper. Evet, karın kaslarımız, iç organlarımıza ekstra oksijen gönderdik ve onları birkaç saniye dinleyelim, hissedelim, nasıl gelip çıktığını bir fark edelim. Diyafram kasımıza, altta hemen kaburgalarımızın altına ellerimizi şöyle geçirerek ya da hissettiğimiz kaburga kaslarımızı, kaburga kemiklerimizi hissediyorsak, orada kaslarımız var, onları şöyle sıvazlayarak aşağıya doğru bir çekiyoruz, onları bir uzatalım. Belki yapışmışlardır, belki kullanılmamışlardır. Orada öyle oturmuş ve büzüşüp kalmışlardır. Onları bir esneterek sıvazlayalım onları. Okşayalım, sıvazlansın. Evet, çok güzel.
Harika. Ve ellerimizi göğüs kafesimize koyarak şimdi ciğerlerimizi alacağız nefesi. Ciğerlerimize alacağımız nefesimizi değişik yöntemlerle vereceğiz. Alalım nefesimizi ciğerlerimize. Bu kez karnımız dolmuyor. Karnımız geriliyor çünkü nefesimizi göğüs kafesimize almış olacağız. Burundan aldık. Tut birkaç saniye bu nefesi. Evet, tut. Ve ah diye bırakacağız. Uzatabildiğin kadar uzat. Sanki bir ah çekiyormuş gibi. Aldığımız ciğerlerimizdeki nefesi böyle diye biraz daha uzunlayarak, uzatarak vermiş olalım. Bir kez daha yapıyoruz. Doldur nefesi burnumuzdan aldık. Ciğerlerimizin kapasitesi kadar doldurduk. Hiç zorlamadan ne kadar alıyorsa, şu anda ne yapabiliyorsa onu yapmasına izin ver. Birkaç saniye tut ve ah diye bırakıyoruz. Harika. Şimdi de aynı şekilde nefesimizi burnumuzdan alacağız ciğerlerimizi ve okyanus nefesi yapacağız. Alalım nefesimizi. Doldurduk, tuttuk, ağzını kapat ve burnundan çıkmasına izin ver. Homurdayarak mücahit nefesi, işte deniz nefesi, okyanus nefesi. Şimdi arkadaki boğazının arkasından çıkışın nefesin sesini, çıkma sesini duyuyoruz. Son değişik nefesimiz için tekrar alalım burnumuzdan. Doldurduk. Belki bu kez biraz daha hissettin ciğerlerinde. Bir tık daha biraz fazla girdiğini nefesini tut tut tut. Birkaç saniye tuttuk. Ve bu kez de mum söndürür gibi önünde bir pasta var. Mumunu hazır. Bu kadar uzamayabilir, bu kadar uzun üflemeyebilirsin. Çok normal. Belki azıcık bir üfleme oldu ama zaman içerisinde bunun nasıl değiştiğini göreceksin. Ve bu şekilde nefesimiz, ciğerlerimize olan nefes, karnımıza olan nefesi, bu bölgelerimize olan nefeslerimizi ısıtmış olduk. Çok güzel bir şekilde. Ve şimdi, evet harikayız. Burada bir değişik nefes türü de göstermek istiyorum. Belki şey olmayabilir, evdeki ortamına uymayabilir, biraz sesli bir nefes. Arkadaki vagus sinirlerimiz, boynumuzun arkasından geçen vagus sinirlerimizi aktive ediyor ve onların daha iyi sens yapmaları, daha iyi duymaları için arkamıza ensemizi, ellerimizi, boynumuza, ensemizi hafiften kürek kemiklerimize doğru hafiften dokunup birazcık şaplatarak oraya nefes alırken vuruyoruz. Sonra da ellerimizle bacaklarımızın üzerine böyle çömelir gibi hem vurup hem de ses çıkartıyoruz. Eğer senin evinde mümkün değilse ses çıkartmak, rahatsız olan insanlar varsa hafif çıkarabilirsin. Yoksa da güzel güzel bağırarak nefesimizi çıkarıyoruz. Burada vuralım. Ben bir göstereyim size. Al nefes. Ha! Diyoruz. Evet aşağıda ha diye böyle bir ses çıkartıyorsun. Eğer çıkartıyorsan, çıkartamıyorsan da ha yapabilirsin. Evet birkaç kez yapıyoruz bunu. Ha! 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 Boynuna ha! Ensene ha! Al nefes. Ha! Son kez. Ha! Evet çok güzel. Burada duralım birkaç saniye. Ve şimdi de karın vakumu yapalım. Karın vakumumuzu baştan belki hissetmeyeceksin ama şimdi başlarsak yavaş yavaş o hisler, o karnımızdaki kas, iç bölgelerinin etkileri görmeye başlayacağız. Evet bu şekilde durduğumuz pozisyondayız. Ben önce bir göstereyim sonra da birlikte deneyelim. Nefesimizi alacağız ve boşaltırken aşağı doğru eğileceğiz. Sonra da kalkarken karnımızı içine çekerek nefes almadan kalkıyoruz ve karın bölgemiz vakum yapmış oluyor. Göstergesi göstererek göstereyim, yaparak göstereyim. Bir müddet birkaç saniye nefessiz kalmak, belki 30 saniye, belki 1-2 saniye. Orada bütün vücut kası, vücut organlarımıza büyük bir şey yapıyor, etki yapıyor onların aktif olmasını ve onların oksijenli dolmasını sağlıyor. Eğer hazırsanız birlikte yapmak için bacaklarımızın üzerine ağırlığımızı koyalım. Sanki böyle üzerine ağırlığımızı koymak hazırlanmış gibi nefesimizi alıyoruz. Aşağıda boşalt. Ve kalkarken nefes almadan kalkıyoruz.
nefesteyiz birkaç saniye. Orada organlarımıza şok etkisi yapıyoruz. Sanki denizin altından çıkmış hissiyle birlikte oluşan bir duygu. Evet, nefeslerimizi, karın okumu belki çok hissetmedik ama zaman içerisinde onların güçlendikçe ya da pratik yaptıkça o etkiyi hissetmeye başlayacağız ve karnım bölgemiz vakumu içine doğru çektiğini, içine doğru bütün oksijenin boşaldığını göreceğiz. Evet, ellerimizi gökyüzüne doğru kaldırdık, uzadık. Sonra esnememizi yapalım. Yukarı doğru kaldırıp uzadık. Al nefes ve arkaya doğru bir eğiliyoruz. Nefesimizi verirken ortaya geldik. Evet, tekrar al nefes. Öne doğru uzuyoruz. Boynumuz, başımız hepsi aynı hizada. Omurilerimiz uzanabildiğimiz kadar dümdüz uzadık. Sanki birisi önden seni çekiyor hissi. Bacaklarında, omuriliğinde hisset bu güzel gerginliği. Çok güzel. Tekrar al nefes. Ve sağa doğru eğilirken ver. Ve son tarafımız. Aşağıya doğru inerken nefes bıraktık. Ah, süper. Ve kollarımızı açarak Tibet yogamızın ilk hareketi kendi eksenini dönmeye başlıyoruz. Evet, 20 saattir ısınma yaptık. Vücudumuzun kasları, omurilik bölgemizi, kendini ısıttık. Şimdi yapacağımız hareketler Tibet yogası üzerine olacak. Kollarımızı açarak kendi eksenim etrafımızda 3 kez dönme hareketi. Eğer bu sana çok fazla geliyorsa ya da dönmeye toleransın yoksa onun yerine şu küçük dönüşleri yaparak başlayabilirsin. Ya da hiçbir şekilde dönüş yapamıyorsan bir müddet bunu bırakabilirsin. Çünkü bazı yapılar, bazı vücutlar, kişiler bunun toleransı olmuyor, yapamıyor. Yapamıyor demeyeyim de yapmaya hazır değildir demek. Demek ki bu şu anda senin için biraz beklemesi gerekiyor. Evet, hazırsa kollarımız omuz hizasında, ellerimiz aşağı bakarak düz bir şekilde kendimizi bir hazırlıyoruz nefesimizi alarak. Sağ tarafa doğru saat yönünde dönelim. Evet, tam bir dönüş yaptığımızda noktaya geldiğimizde bu bir. Bu iki. Yavaş yavaş küçük küçük de dönebilirsin. Zaman alabilir bir eksenin için dönmek ve bu üç. Süper. Üç kere yaptıysak ellerimizi önümüzde birleştiriyoruz. Başımız dönmüşse ya da kendimizi biraz bekletelim ki herhangi bir baş dönmesi olmasın, yalpalanma olmasın. Bu arada baş parmaklarına, el baş parmaklarına, gözlerine odaklan açık bir şekilde ve baş dönmesi varsa gitsin. Samantha'nın vücudunun o dönme işleminde 3 belki fazla sarsmamış olabilir bazılarımız ama 20 kere yaptığımız zaman gayet bir dönüş olmuş oluyor. O zaman ihtiyacımız olacak bu. Sonundaki bitiriş hareketine ve şimdiden alışkanlık kazanalım. Evet, gökyüzüne doğru uzuyoruz, uzanalım. Gökyüzündeki enerjileri başlattığımız o enerji akımını, o dönüşümüzle Tibet hareketinin ilkinde gökyüzünden enerjileri alıyoruz, çekiyoruz. En üst çakramızdan bütün merkezi hayati organlarımızdan geçiriyoruz. Karnımıza koyduk ve onları yaymak istermiş gibi boynundan, başından aşağı doğru bir eğilin. Aşağıya doğru bir yolculuk yapalım. Ellerimizi, bacaklarımızı, dizlerimizi, o enerjiyi süre süre sıvazlaya sıvazlaya indik. Ve burada istiyorsan dizlerimiz üzerine hemen geçebilirsin. İstiyorsan plank yaparmış gibi hafif hafif öne doğru vücudumuzla yürüdük. Ve aşağıda dört ayak üstüne gelelim. Evet. Burada şimdi dört ayak üstündeyken birkaç tane ısınmalarımızı yapalım. Birkaç ısınmamız olacak özellikle kol, bilekler için ve omuzlar için yapacağımız diğer hareketlere hazırlık olsun diye. Ve sonrasında yine Tibet hareketlerimize devam edeceğiz. Burada dört ayak üstündeyken, evet burada cat and cow stretch'imi dediğimiz kedi ve inek stretch'imizi yapıyoruz. Kalçayı içine çektik, başı içine aldık. Kaburgalarımızı yukarıya kadar kaldırabildiğimiz kadar kaburgamızı şişiriyoruz. Kamburumuzu çıkarıyoruz. Nefesi aldık. Verirken popoyu eğit, başı öne doğru uzat, nefesi ver. Evet, birkaç kez kendi esnekliğinde, kendi akışında yapıyoruz bunu. Nefesle birlikte omurluğun, omurliğin iyice yukarı kalktığını ve boynunun açıldığını, kalçaların ileriye doğru ittiğini birkaç kez daha yapalım. Evet, çok güzel. Harika bir poz bu. Her sporda kullanılıyor. Stret için, omurilik için. Süper. Ve şimdi buradayken kalçaları çeviriyoruz. Hem oblik kaslarımız
Hem de yan bel kavisimiz için. Kalçayı çevir, ayaklar seninle dönsün ve dön ona bak başında sağa ve sola doğru. Evet, bir taraf sıkışırken diğer taraf açılıyor. Ve bunu şekilde birkaç kez sağa ve sola git. Oh. Hisset o yanların nasıl ezilip, nasıl genişlediğini, gerildiğini, pardon, stretch yaptığını. Evet, başımız da eşlik ediyor. Sağa ve sola. Evet, süper. Umarım herkes şu anda gayet iyi ısınmıştır. Benden birazcık terler çıkmaya başladı bile. Ve bu şekildeyken şimdi de kırık kanadımızı yapalım. Dört ayak üstündeyiz. Elimizin sağ elimi nefesimi alıp alttan geçiriyorum. Omuzumu yere koydum, başımı yere koydum. Ve çabuk kolumu yukarıya doğru kaldırırken nefesi bıraktım. Burada eğer başını yere koyarken zorluk çekiyorsan kendine göre ayarlayabilirsin, adjust yapabilirsin. Evet, düz bakabilirsin, gökyüzüne doğru bakabiliriz. Bu da çaprazlama, belden, kalçadan giden çapraz bir süreç oluyor belimiz için, omuriliğimiz için. Süper. Ve tekrar kalkalım. Diğer tarafımız için yapalım. Şöyle düz duruyorum. Nefesini al. Bu kez de diğer kolu alttan geçir. Ve gökyüzüne doğru uzanırken bırak nefesini. Kalçadan, belden, omuzdan geçen çaprazlama, biraz önce yukarıya aşağıya sağa sola yapmıştık. Şimdi de çapraz bir şekilde stretch yapıyoruz sırtımızı ve omuriliğimizi. Süperiz. Harika. Evet, burada da yaptığımız bir dalgamızı yapalım bu şekildeyken. Hafif hafif kollarımızın üzerinde önden aşağıya doğru hafiften böyle yüzermiş ya da dalga gibi aşağıya doğru geliyoruz ve tekrar geri gidiyoruz. Evet, ufak ufak dalgalar yapıyoruz kendimiz vücudumuza. Kollarımız, bileklerimiz güçlensin. Ve bir kez daha yapalım. Otur. Öne doğru geldik. Süper. Oturuyoruz burada. Evet, çok güzel. Ellerimizi bir sallayalım. Sağa sola doğru bay bay dermiş gibi silkele. Aşağıya doğru çırpınsın. Evet, bileklerimiz biraz sınsın. Bileklerimizde herhangi bir hassasiyet varsa kendine göre biraz daha yumuşak yapabilirsin. Çok güzel. Şimdi omuzlarla birlikte çırpıyoruz. Evet, şimdi kollarımızı şöyle bir sallayalım. Sanki bir salıncakta sallanırmış gibi. Yukarıya doğru, aşağıya doğru. Omuzlarımızın herhangi bir kaldırmakta problem yaşıyorsak gidebildiği yere kadar kaldır. Salıncağımız azıcık gidip gelsin. Ya da gökyüzüne doğru kaldırmak istedin. Başının arkasına doğru düşüyor. Bunlar opsiyonlar, senin vücudunun sana ne kadar yapmaya izin veriyorsa ona göre ayarlamayı kendine göre yap. İstiyorsan arkaya doğru düşsün, eller yukarıda birleşip. Ya da ufak ufak gitsin, gelsin, omuzlar kalkarken eğer herhangi bir problem yaşıyorsa. Evet, birkaç kez daha ısıtıyoruz. Süper. Ve omuzları silkeleyelim, sallayalım, omuzlardan atalım. Evet, şimdi omuzlarımızdan nefesle birlikte yükleri, ağırlıkları hem kaldırıp birkaç kez daha ve son kez. Süperiz. Harika. Çok güzel. Şimdi kollar, omuzlar hazır, ısındılar. Onları biraz sonra kullanıma hazırladık. Yapacağımız tibetin ikinci hareketindeyiz. Sırt üstü yatacağız. Önce isterseniz bakmayı tercih ederseniz izleyin. Çünkü yattığımız yerden görünmek mümkün olmayabiliyor. Seyretmek, boynumuzu zorla kaldırmayalım. Sırt üstü yatalım. Ben hem anlatıp hem yapacağım. Sen bu arada seyredebilirsin. Sırt üstü güzelce rahat bir yatalım. Her tarafımız yere hissetsin. Ellerimiz yanımızda. Eğer ihtiyaç duyuyorsan belinin altında boşluk oluşuyorsa ve yere kadar yapışmıyorsa belinin altına koyabilirsin, sana birazcık destek versin. Gerek duymuyorsan yana koy ve nefesimizi alarak nefesimizi doldurduk, tutabildiğimiz kadar tutalım. Önce bir başını göğsüne doğru kaldır bak, sonra omuzlarını kaldır ve bacaklarımızı kaldırıyoruz. Çok değil, hafif belki eğimli olabilir. Karın kaslarımıza bakalım, göbek deliğimizi birkaç saniye tuttuk. Ve inerken önce nefesi bırakmaya başlıyoruz. Başımızı, boynumuzu yere koyarken bacaklarımızı da kontrollü bir şekilde aşağıya doğru eğerek
karın gücümüzle pat diye bırakmadan karın gücümüzle aşağı bırakmaya çalışıyoruz. Buraya yüz kaldırmak zor geliyorsa bükerek kaldırabiliriz. Bir kez daha göstereyim. Nefes, baş, omuz, bacakları bükülü bir şekilde kaldır. Tut birkaç saniye. Evet. Hareket bu. Eğer hazırsan, yapabiliyorsak 3, yapamıyorsak birazcık zorluk geliyorsa 2 kere ya da bir kere deneyerek başlangıç yapabiliriz. Zaman içerisinde bu 21 kere yapılır duruma gelecek. Hazırsak hep birlikte başlayalım. Nefesimizi alıyoruz. Burnumuzdan doldurduk oksijeni. Başını kaldır. Omuzları, bacakları kaldırdın. Tut göbek deliğine. Tut 3 saniye. Bırakıyoruz. Burada bırakırken nefesi başlıyoruz. Öncelikle başıya, boynu aşağıya doğru bıraktık. Bırakırken aynı anda bacaklar da yavaş aşağıya düşüyor. Evet, bu bir oldu. Tekrar iki kal var. Eğer yapmaya devam ediyorsak. Nefes, baş, omuz ve bacakları kaldırdık, tuttuk. Süper, son bir kez. Bugün biraz detaylı anlatıyorum, ilk günümüz olduğu için ileride otomatiğe bağlayacağız. Ve şimdi eğer 3 kez yaptıysan ya da ne kadar yaptıysan tamamladık. Bugünkü ilk başlangıç sayımızı ve kollarımızı arkaya doğru götürdük. Başımızın arkasına, bacaklarımızı aşağıda, topukları ileriye doğru itiyoruz. Ve parmaklarımız sana doğru bakıyor. Topuklar ileriye doğru. İyice bir gerilelim fasyalarımızı açmak için. Nefesi de al burada gerinirken. Omuzların açabildiği kadar topukların aşağıda seni çeksin. Kolların yukarıdan çeksin. Geril, geril, geril. Ve tuttur nefesi. Çektiğin kasları. Dokuları bırak. Çok güzel. Bacakları kendimize çekiyoruz. Bir sarılalım. Dizlerimizle çenemizi belki buluşturmak istiyoruz. İyice yapışarak iyice buluşmaya çalışıyoruz. Harika. Başımızı kaldırmak zor geliyorsa da sağa sola doğru şöyle biraz yalpalanıyoruz. Omurilerimizi, kalçamızı, koruk sokumumuzu bir rahatlatalım. Süper. Ve kendimizi hazır hissettiğimizde bir tarafımıza destek alaraktan kalkalım. Ve ikinci hareketimiz bitti. Üçüncü hareketimizin hazırlığını yapıyoruz. Üçüncü hareketimizde aşağıya doğru dizlerimizin üzerinde durmakta bir problem çekiyorsan aynısını sandalyede yapabilirsin. Ya da dizlerinin altına biraz daha padding koyabilirsin. Destek yumuşak bir şeyler de o yerin sertliğini hissetmesin. Evet, bunun hazırlığını da yaparken kalçamızı bu şekilde ileriye ya da bir bunu güzelce şöyle kalçaları sıkıp öne doğru itiyoruz ve karnımızı dikmiyoruz. Bu bölgeyi de tak yapıyoruz. İçini böyle paketliyoruz diyelim. Paketliyoruz karın ve iç bölgelerimizi. Evet, hazırlığımız bu. Eller arkadaki küçük parmak birbirine değiyorsa değilsin. Omuzlarımız ve dirseklerimiz arkaya gösteriyor. Böyle yanda durmasın, arkaya gösteriyor. Hazırlığımızı bu şekilde yapalım. Dik bir şekilde. Evet, çok güzel. Ve nefesimizi aldık, nefesimizi aşağıya düz bir şekilde omurilerimiz düz dururken aşağıya doğru bakıyoruz. Hala nefes tutabilirsek tutalım, aşağıya başı indir. Ve arkaya doğru başı, hafif içeriye doğru kalçaları sıkarak geriye doğru bak. Ve nefesi bırakırken düzeliyoruz. Evet, bu şekilde yapacağımız hareket. Hep birlikte 3 kere yapmaya hazırsak şöyle ne kadar gittiğime dair biraz yanlamasına durayım. Hep birlikte 3 kez yapmaya başlayalım. Nefes aldık. Öne bakıyoruz. Arkaya bakıyoruz. Ve düzelirken nefesi bırakıyoruz. Evet. Nefes. Öne başı indir. Arkaya doğru bak. Ve 2. Son kez yapalım. Burada nefesimizi tutabiliyorsak biraz tutuyoruz. Bütün işler bitene kadar. Doğrulurken geliyoruz. Çok güzel. 3 kere yaptığımız ve bitirdiğimiz bu arkaya back bend yaptığımız hareketimizi tamamladık. Şimdi child pose'unda bir legs yapalım. Sırtımızı, belimizi topukların üzerine oturabiliyorsan oturarak kollarını uzat. Birkaç saniye burada dinle. Nefes alışverişine bir dinle. Nefesini bırak, rahat bir şekilde çıksın. Nereden çıkmak isterse. Birkaç saniye omurilerini, omuzlarının gerildiğini hisset, rahatlasın.
Ve yavaşça kaldırıyoruz kendimizi. Diğer hareketimize geçmek için. Dördüncü hareketimize geçelim. Bunlar zaman içerisinde daha sayıları çoğaldıkça etkisi, daha etkisi derken daha çok görmeye başlayacağız. Şimdi sanki böyle tanışma gibi oluyor. Dördüncü hareketimiz, masa hareketimiz. Oturduk, kalça genişliğinde ayaklarımızı sıkıştırmıyoruz ya da açmıyoruz. Kendi doğal halinde bırakıyoruz. Dik bir oturuş. Bu şekilde ellerimizi arkaya, nereye istersek, rahat ettiğimiz bir yere istiyorsak yumruk, istiyorsak parmaklarını öne çevir, arkaya çevir, yana koy. Rahat bir şekilde dik bir oturuş yapıyoruz. Evet. Her seferinde boynumuz ve başımızın duruşu, kendi duruşunda, kendi alignment'ında, kendi durması, normal duruşu halinde bırakalım. O şekilde başlangıç yapıyoruz. Ve burada nefesimizi alıp gösteriyorum. Kilitledik. Önce başı nefesle birlikte aşağıya yiyoruz eğilebildiği kadar. Sonra eğer mümkün değilse bacaklarını çekebilirsin. Ama ben önce normalini gösteriyorum. Bacaklarımızın üzerinde, kollarımızın üzerinde kalkıp masa oluyoruz. Ve aşağıya inerken nefesimizi bırakıyoruz. Bu belki başlangıçta bu kadar kalkmak zor gelebilir ya da ne kadar kalkabiliyorsan dizlerini kendine doğru çekip buradan bu şekilde kalkış yapabilirsin eğer mümkünse. Başını atamıyorsan, her nasıl vücudun sana izin veriyorsa başlangıçta vücudunu ve yapabileceğin kadarıyla yapmayı dene. Daha sonraki dönemlerde o sana değişik şekiller yapmana yardım edecektir. Evet, hazırsak hep birlikte 3 kez yapmaya niyetleniyoruz. Nefesimizi alalım. Kilitledik nefesi, aşağıya başını, vücudunu kaldırdın, köprüye geçiyoruz, arkaya doğru baktık ve yerine koyduk. Her birini sıfırdan başlayalım, iyice oturduk, sanki ilk kez yapıyormuş gibi. Nefes, öne bak, kaldırdık, arkaya baktık. Bu iki ve son kez. Belki zaman alman gerekiyorsa birkaç saniye kendine zaman al. Süper. Bacaklarımızı çekiyoruz. İstiyorsan aç, istiyorsan kapatarak onun üzerine bir sarıl. Ve birkaç saniye dinlen. Evet, burada dinlenerek omurliğini başını aşağıya doğru uzatarak bacaklarını sarılabilirsin içten, üstünden ya da boşluğunu bacak dizlerini açarak içindeki boşluğa doğru kelebek pozu yumuş gibi o şekilde dinlenmeye bırak kendini. Nefesini dinle. Süper. Evet. Orada dinlenme zamanımızı, recovery yapmasına izin verdik vücudumuzun. Ve şimdi son hareketimiz aşağıya bakan köpek, yukarı bakan köpek için dört ayak üstüne geliyoruz. Burada dört ayak üstündeyken yukarı doğru kalkalım. Bacaklarımızı, dizlerimizi kaldırdık yukarıya ve buradaki pozumuzu, buradaki açımızı kendimize göre farklılıklar gösterebilir. Belki topuklarını yere değdirmiyorsun. Parmak uçlarında durdun. Nasıl sana uygunsa kendine göre burada ayarla bu pozu, aşağı bakan köpek pozunu. Başını göğüs kafesinin içine doğru, bacak arana bakarak nefesini al. Ve aşağıya doğru taşı nefesle birlikte bütün vücudu. Gökyüzüne doğru bakarken veriyoruz. Burada askıda kalıyor vücut. Eğer askıda kalması ilk zamanlarda ya da şu anda zorsa yere koy biraz. Dinlendikten sonra tekrar başlayabilirsin. Dinlenmeden sonra tekrar yapmaya. Evet, eğer hazırsak tekrar ilk hareketimizi buradan başlayacağız. Aşağı bakan köpek pozundayken bacakların arasına bak ve nefesini al. Kendi nefesi, taşı vücudu kolların üzerinde. Yukarıya doğru bakarken verdik. Eğer akışa devam edebiliyorsak dinlenmemiz gerek yok. Tekrar ikincisi için. Al nefes. Ve gökyüzüne doğru boynumuzu gerdirerek açarak ikincisini yaptık. Üçüncüsü için aldık, taşıdık. Evet, üç kez çok güzel bir şekilde bu pozumuzu da beşincisini de tamamlamış olduk. Vücudu aşağı koyalım. Kobra pozuyla devam edelim. Karnımız ve kalçalarımız yere değsin. Hissedelim onu sanki böyle aşağıya doğru bastırmak istermiş gibi. Ellerimizle de yukarı kalkmak istermiş gibi şöyle bir gerginlik yapsın.
Ve kırık, burası diye kuyruk sokumumuzda hissedelim bunu. Evet, çok gelirse bir tık in, az gelirse bir tık kaldır vücudunu ve kuyruk sokumundan bu güzel streçi hisset. Omurilik şeklimiz için çok güzel bir kobra pozumuz, istediğin gibi açabilirsin. Kolları seni rahat edecek şekilde. Evet, karın bölgemiz gerilsin. Ve başımı yukarıya kadar kaldırmak istiyorsan kaldırabilir. Tutabilirsin. Şimdi baby kobraya geçelim. Dirseklerimiz yerde. Evet, bu şekildeyken hafif yerde sürünerekten karın bölgeni, göğüs kafesini, dirseklerini yere bastırarak kaldır. Başını kaldırıyoruz. Vücudumuzu kaldırdık. Kalçalarımızı, kemiklerimizi iyice yerde tutarak biraz bekleyelim. Kuyruk sokumumuzun hislerini fark edelim. Belimizin nasıl sıkıştığını fark edelim. Ve bitirmiş olmanın keyfiyle kendimizi bırakıyoruz, yere uzatıyoruz. Başımız aşağıda, ellerimiz ileride. İleriye kadar, şöyle biraz geriye gideyim. İleriye kadar götürüyoruz. Şu şekilde yere iyice gitsin. Parmaklarımızı, ayak parmaklarımızı aşağıdan uzatabildiğimiz kadar geriye doğru çeksin kalçaları. Önden kollar çekiyor. İyice bir gerilelim. Evet, fasyalarımızı düz bir şekilde açtırıyoruz, uzatıyoruz. Parmaklarını bir tık daha yürümeye çalışıyor kollar. Bir parmaklar aşağıdaki ayak parmakları da seni kalçalarından ayırmaya çalışmış gibi çekiyorlar. İyice bir uzu. Uzan, uzan. Ve burada bir nefes alalım. Sırtını şiştiğini, kaburgalarının nefesle şiştiğini, açıldığını fark et. Gergin bir şekilde tut birkaç saniye zorlamadan ama rahat edeceğin şekilde. Sonra bırak çıksın. Nefes çıksın, çektiğin kaslar geri dönsün. Birkaç saniye yat dinlen. Recovery bizi yapıyoruz. Çok güzel. Harikayız. Ve şimdi ellerimizi arkaya alıyoruz. Arkada birleştirdik. İki parmağı dinlendik. Recovery'miz bize yeterli gelmişti. Kollarımızı birleştirdik. Ellerimizi arkada tuttuk. Omuz başlarımızı birleştirerek. Nefesimizi alarak aşağıdayken. Kalçamızı iyice yere bastırıyoruz. Oradan güç geliyor verirken de. Göğüs kafesimizi kaldırıp kolların yardımıyla hafif kalkıyoruz. Evet, çok güzel. Bir değişik türü için bacakları büküp yakaladık ellerimizle. Eğer bacaklarımızı yakalamak şu anda mümkün değilse bacaklarımız yerde olarak yapabilirsin. Kalçalara koy ellerini. Aynısını burada kalkarak yapabilirsin. Burada bacakları hafif parmaklarını yerden kaldırmak da aynı işi görecek. Bacakların ön kısımlarını streç yapmış olacaksın. Eğer kaldırabiliyorsak, tutuyorsak tuttuk. Nefesini al. Nefesi verirken vücudumuzu, bacaklarımızın ön kısmını yerden kestik. Belki biricik kalktılar, fark etmedin. Belki birazcık, belki de biraz bot gibi, kayak gibi gidip gelmeler. Ya da minik minik. Evet, eğer yerde duruyorsa hafif parmakları yerden kaldırarak tuttuk ve bırakalım. Birkaç saniye dinlen. Vücuduna izin ver dinlenmesi ve onları kendi içinde vücudunun kaslarının iyice hissetmesi için. Evet, hafifçe kendimizi hazır hissettiğimizde kolumuzun üzerinden dönüş yapıyoruz. Ve kollarımızın, bacaklarımızın kaldırdık kollarımızı kalçalarımızdan tutuyoruz ve bacaklarımızı kendimize doğru çekmeye, esnetmeye çalışıyoruz. Burada hamstringlerimiz birazcık esnesin. Evet. Çek, uzat. Ne kadar geliyorsa ve o bir noktada, geldiği noktada, durduğu noktada bir müddet için bekletiyoruz. Hamstringleri. Eğer mümkünse parmaklarını kendine doğru çevir ve tut. Hamstringlerini topuklardan kalçalara giden uzayan o kaslarımızın iyice gerildiğini hissedip biraz bekletelim, tutalım. Evet, çok güzel. Ve şimdi yanlamasını açıp kapatıyoruz. Belki bacak aralarının içinde hafifçe sıvazlayarak onları destekleyebilirsin. Yanlamasını aç kapat. Evet.
Çok güzel. Bacaklarımızdan, bacaya da ayaklarımızdan tutarak happy baby pozunda şöyle birkaç kez yalpalanalım sağa ve sola doğru. Çok güzel bir şekilde ilk gelen. Şimdi ortaya geldik, dizlerimizi birleştirdik. Güzelce bir kalkıyoruz, bir sarılıyoruz. Dizlerimizi, çenemizi iyice bir sarılalım. İyice bir yumuk olalım. Çek kendine doğru. Evet, başımızı koyalım ve yavaşça sağa sola doğru yalpalanıyoruz. Kollarımızı açtık. Omuz hizasında karnımıza doğru çektiğimiz dizlerimizi sol tarafa doğru büktüm. Sol tarafa doğru yukarıdan aşağıya doğru bıraktık ve başımız diğer tarafa doğru bakıyor. Evet. Side park. Yandan yukarıya doğru dizler çekili. İstiyorsan eline kalkıyorsa dizlerin eline yardım edebilirsin. Şimdi kaldır ve diğer tarafa doğru yere bırak. Evet, elini tutabilirsin dizler yatmak istemiyorsa. Çok güzel. Ve şimdi bacaklarımızın altından arkasından tutup ufak ufak omurilik masajımızı yapalım. Öne ve arkaya doğru gidip gelerek. Biraz boynuna doğru ya da hafif hafif olabilir. Çok minik minik olabilir. Biraz eline ilgili olabilir. Evet, harikayız. Şimdi burada ilk günün kendimizi, vücudumuzu anlamak, onu biraz hissetmek amaçlı. Burada yapacağımız bir vücut taraması ve vücudumuzu tararken tarama meditasyonu gibi olacak. Onu yapalım. Uzanıyoruz yere. Rahat bir şekilde sırt üstü uzanaraktan. İstiyorsan gözlerini kapatabilirsin. İstiyorsan bu hareketten sonra, bu tarama meditasyonundan sonra istersek direkt yatağa geçebilirsin. Senin için eğer uyku zamanı gelmiş ya da uyumak istiyorsan, vücudunun o dengesini bozmak istemiyorsan ışığını kapatabilirsin. Sırt üstü yatıp kollarımızı istediğimiz yere, nereye istiyorsan, nasıl rahat hissediyorsan rahatlamaya bırakalım. Birkaç dakikamızı belki alacak, belki bir dakikamızı alacak. Ve burada kendimizi, vücudumuzu, hislerimizi bir tarayalım. Bu arada da nefesimizi, nasıl nefes alıp verdiğimizi bir fark edelim. Gözlerini kapatıp vücudunu bırak yere doğru. İyice gömülsün. Nefesin burnundan girip, bütün vücudundan geçip ayak parmaklarına kadar girdiğini hayal et. Ve onu sen içindeki gözünle, taşı, nefesini aldıkça ayaklarına kadar götür. Ayak parmaklarında nefesinle birlikte hisset. Nasıl hissediyor ayakların? Ayakların altı, topukların, ayak parmakların. Onları bir iki birazcık, bir iki kez aç kapa oynat. Hislerini bir fark et ayak parmaklarının. Sonra bileklerine gel. Ayak bileklerini bir hisset. Nefesini oraya gönder. Nasıl bir his var? Neler söylüyor? Bacaklarına, alt bacaklar, bacaklarımızın üstü. Ve dizlerimiz, dizlerimizin arkası. Diz kapaklarımız, dizlerimizin iç kısmı. Nasıl hisler içinde? Ne hissediyorsun? Eğer gerekiyorsa, ihtiyaç duyuyorsa oraya aldığın nefesi o tarafa doğru taşıdın, vücudundan geçirdin. Eğer aldığın nefesi dizlerine doğru taşı, oksijen oraya bırakıp dizlerine şifa verdiğini hayal et. Oradaki oksijenle birlikte iyi hisler. Nefesi taşı oraya. Ve bacaklarımızın üst kısımları, iç bacaklar, arka bacaklar. Nasıl hissediyor? Yorulmuşlar mı? Rahatlamışlar mı? Hislerini bir kontrol et. Sana neler söylüyor? Sonra kalçalarımıza gelelim. Popo kaslarımız. Popolarımızı hafif hafif sıkıyoruz. Varlıklarını hissedelim. Minik minik sıkışlar yapıyoruz. Ve orada
Peki ikisini birden sıktık. Ve tekrar açılıp yere doğru gevşemesine izin ver. Evet, birkaç kez sık ve bırak. Ve son bir kez sıkıyoruz. Belki biraz daha güçlü sıktın. Ve bu kez gevşemesine izin ver. Ayaklar iki yana düştü, rahatladı. Sonra kuyruk sokumun. Oradaki kalça kemiğin. O birliğin. Bütün bunları gözlerinle, iç gözünle bir fark et. Ve aldığın nefesi o bölgelere taşı. Orada o nefesle tazelendiğini, varsa sana bir mesajı onu duymak istediğini söyle. Tek tek o omurilik kemiklerimizi fark edelim. Nasıl dizildiğini, etrafındaki kasları, onları tutan, destekleyen hislerini, varsa herhangi bir his, bu acı olabilir, tatlı olabilir, hafif yanma hissi olabilir. Nasıl bir his var? Onları bir gözlemle. Omuriliğin üst tarafına doğru, kürek kemiklerine doğru geliyoruz. Kürek kemiklerinin arkası. Kürek kemiklerin, omuzlar, omuzlarımızdaki hisleri bir fark edelim. Kollar, bilekler, el parmakları. Ve başımız, gözlerimiz, yüzümüz. Gevşek mi, rahatlamış mı? Nefesimizi nereden alıp veriyoruz? Nasıl girip çıkıyor? Dudakların kurumuş mu? Boğazımız, boynumuz. Onlara doğru hislerimizi götürelim mi? Ne hissettiklerini bir fark edelim. Göğüs kafesin arkasında yatan nefes alıp verdiğimiz ciğerler. Kalbimiz, kalp atışlarını bir dinle. Nasıl atıyor? Ne hissediyorsun? Ciğerlerimiz ne kadar kalkıp iniyor? Nefes nereye kadar gidiyor? Bir fark et. İç gözünle bak onlara. Diyafram kasımız, iç organlar, karın bölgemiz. Gözlerini oralarda bir gezdir. Her biri nasıl? Karın kaslarımız, karnımız, en derindeki üreme organlarımız ve bütün bu bölgelerimiz, iç organlarımızın bir bütün olarak oraya doğru bir nefes al ve gönder. Karnının şiştiğini hisset ve tekrar karnındaki nefesin çıkarken aşağıya doğru düştüğünü. Birkaç kez nefesi karnına doğru gönder ve nefesini al, ver. Ve bütün vücudu bir bütün olarak nefesini alıp bütün vücudundan, o birliğinden geçip ayak parmaklarına kadar oradan tekrar vücudunun ön kısmından çıktığını ve her neredeyse, her neresi ihtiyacı varsa oraya doğru götürmek istediğini tara. Birkaç saniye nefesine de odaklan. Nereye gidiyor? Nasıl giriyor? Nasıl çıkıyor? Evet, gözlerimiz kapalı olabilir, kısık olabilir, açık olabilir. Kendini rahat hissediyorsan, yatmaya hazır hissediyorsan ya da devam etmek istiyorsan, nefesinle birlikte vücut taramana, nefesine odaklanmaya devam etmek istiyorsan o pozisyonda kalıp kapatabilirsin. Yoksa eğer kendini hazır hissediyorsan kalkışa geçebiliriz. Hafiften dönerek. Evet.
Hazırsak oturma pozisyonuna geçmek isteyen, kalkmak isteyenlerle birlikte son kapanış şeklimizi yapacağız. Ellerimizi göğüs kafesimizin üzerine koyalım. Evet, chest topalarımızı yapalım. Vücudumuzu rahatlattık, gevşettik. Rahat bir şekilde kollarımızı arkaya doğru açıp genişleyelim, uzayalım. Nefesimizi aldık ve kollarımızı öne doğru getirerek sarılıyoruz kendimize. Güzelce bir kollarının gidebildiği noktaya kadar sar kendini, sarıl, sev, hisset kollarının gücünü. Ve sarıldın, kendin olsun, sevgini hisset, kollarını hisset. Ve tekrar açtık kollarımızı, nefesini al. Ve verirken kollarımızı öne doğru getirip, hangisi üstteyse bu kez alta getirerek, diğer kolumuzla sarılalım. İyice sık, al burada bir nefes. Aşağıya doğru nefesimizi verirken bıraktık ve kollarımızı bir kez daha açıyoruz. Göğüs kafesimizi, kalbimizi, yüreğimizi, bütün göğsümüzü açalım. Evet, bu kez de yuvarlanıyoruz. Bir O gibi karın bölgemiz içine çekip öne doğru uzandık. Yuvarladık vücudumuzu, ellerimizi tuttuk. Diğer ihtiyaç duyuyorsak öne doğru uzatarak kaç saniye böyle birkaç kez öne doğru parmaklarımızı götürüp getirelim. Sevdiklerimizi sarılıyormuş gibi bir sevgi çemberi yaptık kendimize. Ve sevdiklerimizin birini daha içine almaya çalışırmış gibi onu yaptığımız o çembere dahil edelim. Evet, kapatıyoruz her seferinde. Ve kocaman açıyoruz ellerimizi. Etrafımızı sardık. Ve tekrar açıyoruz. Ellerimiz aşağıdayken. Güzel enerjileri toplayarak yukarıya doğru kaldıralım. Pozitif enerjileri, güzel enerjileri kendimize doğru bütün çakralarımızdan çekiyoruz. Aşağıya doğru ve negatifleri çıkartıyoruz. Bir kez daha güzel dilekler, güzel niyetler, pozitif enerjileri kendine doğru çekiyorsun. Oksijeni, negatifleri çıkartalım. Ve gökyüzünden aldığımız güzel enerjiyi kendine doğru çekerken güzel hislerle, güzel dileklerle kalp hizamıza getirdik ellerimizi. Yavaşça aşağıya doğru. Eğer mümkünse senin için başını aşağıya koy. Ellerin bacakların arasında, kalbinin üzerinde birkaç saniye burada kendine bir zaman tanı. Kalkmadan önce kalp atışlarını dinle. Normal atıyor mu? Kan dolaşımın, nefesin, vücudunun sana verdiği bir mesaj var mı? Ve kalp atışlarını hissedebiliyor musun? Ellerinin altındaki çarpışını. Birkaç saniye burada bekliyoruz. Güzel dilekler, güzel niyetler geçirdiğimiz kalbimizi yavaşça kaldırıyoruz başımızı. Ve teşekkür ediyoruz, namaste diyoruz. Önce kendine, zamanına, sağlığına, vücuduna, sonra karşımızdakine ve birbirimize. Namaste diyorum. Teşekkür ediyorum katıldığınız için. Evet, bu seansımız da böylece bitti. İlk seansımızdı. Onun için nasıl geçti, nasıl şey oldu? Kalıp da konuşmak isteyen varsa kalabilir. Çıkmak isteyen varsa da geç olmuş ya da ya başka sorumlulukları olan olduğu için lütfen çekinmeden hemen bay bay demeden ya da diyerek kapatabilir. Onun haricinde hepinize çok teşekkür ediyorum. Güzel katılımınız ve yaptığınız için namaste diyorum. Ben de bitti konuşmayı size bırakıyorum. Çok teşekkürler. Herkese iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Görüşmek üzere. Görüşürüz Deniz. Mesajınızı size sormak istediğiniz varsa mesaj olarak da atın. Mesela şimdi zamanım olmadı, keşke olsaydı da, ama mesajla da sormak istediğiniz bir şey olursa sorun. Ya da zorlandığınız bir hareket varsa bunu bana uygun, yani şu şekilde zorlandım gibi, ya birebir gösterebilirim ya böyle onun değişiklikleri varsa onu anlatmaya çalışırım. Lütfen çekinmeden yazın. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Teşekkürler. Çok teşekkürler. İyi akşamlar. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar. Ben bunu galeriye çevireyim. Galeriyi görmüyorum çünkü kendimi görüyorum. Galeri. Evet, galeri. Tamam, Çağlayan var. Herkes iyi mi bu arada? Herkes. Kimler var? Çok güzel. Yarın canımız acıyacak. Şu an iyiyiz de.
Yok, çok acıyacağını sanmıyorum. Çok 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 yumuşak yaptık. Değil mi? Yumuşak yaptık. Evet. Ben hamur. Yok hani biraz hafif hissedebilirsin ama öyle çok şey olmayacaktır muhtemelen. Tamam. Çok ağır acılar hissetmeyeceksindir. Görüşmek üzere. Tamam, görüşürüz Çağlayan. Teşekkürler. Neslihan'cığım, ben de çıkmak zorundayım. Benim... Tamam Gürsel'cığım, teşekkür ederim. Çok görüşürüz. Teşekkürler. Tamam canım, hoşça kal. Görüşürüz. Ben görünüyor muyum Neslihan? Evet, görünüyorsun. Sen kendini görmüyorsun değil mi? Sen şeydesin sanıyorum. Pinledin beni, ben mi görünüyorum sadece? Yo, ben görüyorum seni ama ben kendimi net göremiyorum. Ha, şeyden galeri view'ya geçersen herkes görünüyor. Tamam. Kendimi net göremiyorum. Böyle şeyli perde arkası gibi görünüyor. Ha, bilmiyorum. Şeyden olabilir. PC'den kullanıyorum dedin ya. PC'nin etkisi olabilir. Evet. Ha, okay. Evet. Nasıldı? Nasıl geçti? Şey mi? Ha, çok güzeldi. Hareketler gayet güzel. Herkese hitap ediyor. Evet, evet. Güzel. Bir zorlanma olmadı herhalde. Zorlanma yok. Zorlanma. Çok güzel. Herhangi bir baş dönmesi falan da yoktu. Gayet iyiydi. Ben memnun kaldım. Ah, süpersin. Tamam. Teşekkürler bu arada. Bir şey değil, bir şey değil. Kim var? Çiçek sonradan katıldı herhalde. Sonradan bir ara gözüm kaydı, Çiçek de gelmiş dedim ama ne kadar geç kaldım bilmiyorum Çiçek. Evet. Çok mu geç kaldın? Bir tane şeyi kaçırdım. Bir hareketi yani. Dönüşü mü kaçırdın? Evet. O zaman ısınmayı da kaçırdın. Yani 30:30 geçiyordu biz başladığımız zaman ona. Yarım saat. Ya. Evet evet. Ya uyuyakalmışım. Hmm. Çocukları uyutuyorum. Ondan sonra kalkıyorum normalde de. İşte ay vallahi neyse. İlk gün yine de ama dedim arayayım ben. Geçmiş de olsa hani hiç katılmasam baştan pes etmek olmaz dedim yani geç de olsa. Yakalayayım. Çok iyi yapmasın. İyi, evet. İyi ki aramışım yani hani tamamen geç kaldım diye aramasam bu sefer daha kötü hissederdim. Evet. Yine de yapmaya çalıştım işte kendim yani işte ya yetişebildiğim kadar en azından. Sen eski 21 yaptığın için o kadar çok zorlanmamış olman yani zorlanmamışsındır. Gerçi biraz yok. Yapmadık. Ben de hamlamışım biraz ama. Evet evet. Şey nasıl güzel zorlanmadın yapma. Değil mi? Yok zorlanmadım. Çünkü biz eskiden 21 yapıyorduk. Onun için şimdi böyle şey o kadar hani ilk sıfırdan yapan gibi hissetmemiş olmadığını düşündüm. Hı-hı. Evet evet evet. Yani dikkat ettim biraz boynumu falan da tam ısıtamadığım için zaten hani öyle boyun hareketleri özellikle beni kötü etkiliyor ısınmayınca. Çok arkaya attığında falan ters masada. Evet. Dikkat ettim ona yani. Dikkat edince evet. Şey olmuyor. Evet evet. O ısınma çok önemli. Hani yavaş yapılıyor. Isınma gerek yok. Ben ısınırım zaten dememek gerekiyor. Yok, o her bölgeyi ısıtmak gerekiyor. Onun için ısınmaya böyle bir yarım saat 20 dakika falan ayırıyoruz. Hani ısınma tek başına da değil. Bazı içinde hareketler de var. Yaptın. Ha, sevilen birisi gördük. Kendimi çok sevindim. Yeni keşfediyorum da pardon. O yüzden. Bir şey değil. Biz hepimiz yeni keşfediyoruz. Ben de şeyi keşfedemedim. Bu arada ben rekordu niye kapatmadım? Okey. Bol bol.